Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadan bizimkilerin izlediği MasterChef sesleri geliyorsa özür dilerim. Artık sizinle seriye başlıyoruz. Vize haftası boyunca çekeceğim bir video olacak. Şu an vize haftamda değilim, bir hafta öncesindeyim. Vize haftama kadar günlük videolar atacağım. Ardından da bir 2 haftalık vize sürecim var. O 2 haftada da aynı şekilde vloglar atacağım. Her gün günlük vlog gelecek yani. Bir tık böyle çalışma videolarıyla kendimi gaza getirmek istiyorum. Hem de video atamadığım bir süreç oluştu bu üniversite boyunca. O yüzden hem de bunları telafi etmek istiyorum. Bugün günlerden 20 Kasım Pazartesi. 6 tane diş teslim ettik bugün toplamda. Kanil dişi teslim ettik 13 numaralı. Ardından eve geldim. Saat 5.30 gibi 6'ya doğruydu. 1 gibi başlamıştı dersim. Onun dışında kardeşimin doğum günüydü. Onun için birkaç kutlama yaptık, ufak bir şey. Hediyelerini verdik vesaire. Herkese selamlar. Bugün kardeşimin doğum günü. Ve yine gizlice bir şekilde evden çıkıp ona hem doğum günü sürprizi hem de hediye almaya çıktığım bir gün. Çünkü dişler yüzünden pazartesi, yani bugün 6 tane diş teslim etmem gerekiyordu kanin. O yüzden hiçbir şekilde ne istediğim hediye alabildim ne de çocuğa uğraşabildim yani. O yüzden şimdi arkadaşlarımla çıkıyorum bahanesiyle çıktım. O da beklemiyor zaten şu an bir şey ve bayağı üzüldü düşünmediğim için. Çünkü kendisi bu tarz konularda çok düşünceli bir insan. Şimdi saatlerimiz 10.30 falan herhalde. 11'e gelmiştir. Şimdi aslında ben program yapacaktım ama çok bir vaktim kalmadı. O yüzden programı yarın halletsek de bugün 1 saat anatomi çalışması devam mı etsem diye düşünüyorum ama program da yapmak istiyorum. Geçen sene tam bu zamanlarda bir kamp yapmışım. Aslında bugün sonlanmış o kamp. YKS için yaptığım bir kamptı. O kamp videosu hem çok sevilmiş hem de video çektiğim için bana çok faydası olmuştu. Kendimi daha çok zorunda hissetmiştim. 7 gün boyunca 10'ar saat çalıştığımız bir haftaydı. Ve sosyal medyadan uzaklaşmıştım bir hafta boyunca. Ama şu an sosyal medyadan uzaklaşmayacağım. Sadece yine çok çalışarak geçirmek istediğim bir süreçteyim. Çünkü şu an izlediğiniz kız 2,5 aylık süreci, işlenen dersleri bir haftada bitirebileceğine inanıyor. Ve son gün çalışmalarıyla böyle sabahlaya sabahlaya yüksek notlar alabileceğine inanıyor. Yüksek nota da ihtiyacım yok yani, sadece geçer not alsam yeter aslında ama çok kötüyüm gerçekten. Preklinikten aldığım notlar beni çok korkutuyor. Çünkü 30 aldım, 45 aldım, 50 aldım şu ana kadar ve böyle gitmez. O yüzden ne yapalım? Program yapalım. Programı da tablete yapasım yok aslında. Durun düşünüyorum şu anda. Tabletim artık yani çöp oldu gerçekten. Bakın, görüyor musunuz? Her yeri sabun, her yeri. Arkası bile bakın çok kötü ya. Bunu yarın temizleyelim çünkü salı ve çarşamba muhtemelen okula gitmeyeceğim. Belki kütüphaneye gideriz vesaire ama okula gitmeyeceğim. Hızlandırılmış alayım. Ben geldim. Tabletin şarjı bitti. Zaten %4 iken başlamıştım ama ilk haftamın zaten programını tamamen bitirdim. Sadece ufak bir iki aklımda kalan yer var. Onu değiştireceğim. Morfolojinin teorik kısmını daha çok ekleyeceğim biraz daha. Pratik sınavımız çünkü ikinci hafta. Teorik birinci sınav birinci hafta. Sınav takvimimi de ekrana koymaya çalışırım. Bakabilirsiniz. Geçen seneki videolarımı izlerken bir şey gördüm. Bir de bir işbirliğimiz vardı. O yüzden size ondan da bahsetmek istiyorum. 3-4-5 yayınlarının en denemeyle birlikte her sene yaptığı Türkiye geneli tıpkı provayı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Geçen sene ben de girmiştim hatta. Olamam da 5000 6000 o aralıkta bir şeydi herhalde ve ben gerçekten kaliteli bir sınav olduğunu, Türkçesinin çok zorladığını düşünüyorum. YKS'de bayağı benzerdi yani, matematiği bitip biraz daha rahat bir sınavdı mesela. Size de tavsiye etmek için geldim. Ekrana bir video bırakacağım. Buradan nasıl kayıt olabileceğiniz, denemeyi nasıl satın alabileceğinizi görürsünüz zaten. Deneme net yazdığınız zaman direkt ekran çıkıyor. Sınav merkezinize kadar kendiniz seçiyorsunuz ve ÖSYM'nin sınav yaptığı saatte, ÖSYM'nin sınav yaptığı yerlerde gerçekten bir sınav deneyimi yaşıyorsunuz. Ben bayağı şaşırmıştım bir girdiğim normal bir denemenin MSÖ gibi, YKS gibi böyle bu düzeyde
olabilmesine. Sınav girişlerinde yapılan kontroller olsun elektronik eşyalar için. Sınav esnasında size verilen sınav kiti olsun. Tamamen ÖSYM düzeyinde tasarlanmaya çalışılmış. Şimdi iki tane videom var. Biri sınav netlerimi, aynen sınav netlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bir tanesinde de sınav sıralamamı aynen size paylaşıyorum. İkisini de izleyebilirsiniz. İleride tutak 3-4-5 deneme yazdığınız zaman çıkar diye düşünüyorum. Ya da kanalımdan bulabilirsiniz. Eğer siz de bu şekilde sınav simülasyonu yaşamak istiyorsanız ki bir YKS serüvenini atlatmış bir öğrenci olarak, deneyimlemiş de bir öğrenci olarak tavsiyemdir kesinlikle bu tarz sınavların hepsine katılmanız. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Oradan katılım sağlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bugünlük bir çalışma sergileyemedim. Çünkü zaten preklinik sağ olsun çok yoğun bir gündü. İşte orada da bir şeyler çekseydim ama biraz gergin bir gün. Dediğim gibi sürekli herkes bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor. 6 tane de işte resim ettik dediğim gibi. Ama yarından itibaren gerçekten çalışmaya başlıyoruz ve üniversiteyi böyle bir yer olarak hayal etmemiştim yani. Yarın bir santralde iş yapacağım. Çünkü işi yontuyoruz ya. Bunun sınavına da gireceğiz. O sanırım 4 Aralık'ta ama yani biz şu an mesela diyelim 11 numaralı dişi öğrendik. Sınavda bizden 21, yani tam ayna şeklinde görüntüsü olan, yani yaptığın özelliklerin mesela daha basit bir şekilde anlatmam gerekirse sola bakıyorsa senin yaptığın özellikler, 21'i istediği zaman sağa bakıyor olarak yapman gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Biz hep 11-13 o şekilde öğrenerek gittiğimiz için yansımalarını da isteyebilirler diğer taraftakileri. O yüzden onlara da çalışmamız gerekiyor. Ben de bu cumartesiye kadar her gün birer birer diş yapacağım. Hem elim daha hızlı bir şekilde alışsın diye. Çünkü bunu yapmak için de bir süremiz olacak. Bize diyecekler ki işte 21 numaralı dişi yapın diyecekler. Belirli bir süre verecekler. Biz de o sürede en iyi dişi çıkarmaya çalışacağız. O yüzden her gün bir şekilde diş morfolojisinde çalışmış olacağım. Anatomi çalışacağım. Biyokimya çalışacağım. Yarın bir de bakabilirsem epidemiyoloji diye düşünüyorum. Bakalım. İlk sınavımız epidemiyoloji mi? Diş hekimliği tarihi mi? Öyle bir şey zaten. 27 Kasım Pazartesi sabah 9'da. Öyle, şimdi yatacağım. Biraz şeye bakacağım. Online derslerimizin kayıtları var. Onlara girmek istiyorum. Çünkü online derslere hiç girmedim. İnkılap, Edebiyat, İngilizce'ye. Ve şey yani böyle merak ediyorum. En azından bir göze aşinalığım, kulak aşinalığım olsun. Bu şekilde. Bari onlardan yüksek alayım. Umarım bu vize günlüklerinde benim yanımda olursunuz. Siz YKS'ye mi hazırlanıyorsunuz yoksa sizden vizelere çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.